من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Şimdi bu hakikaten bahtiyarsınız. Çünkü bu dersi direkt dinliyorsunuz ve soru sorma şansına sahipsiniz. Çok insan var, bu mevzuyla alakalı o kadar içi yanıyor ki keşke böyle bir soruya veya bu konuya cevap verse, benim de hatırıma gelmediği için vermiyorum. Hani öyle bir soruyla karşılaşmadığım için. Şimdi güven dersi, bu asrı sarsan en büyük belalardan bir tanesi de güven sorunu yaşamasıdır insanların, Müslümanların haseten. Güven duygusunun iki yönde ele alınır ders. Bir tanesi güven duygusunun ilmi boyutu. Size sorayım, hangisini yapayım veya biraz karma yapayım mı? İkincisi güven duygusunun psikoloji boyutu. O zaman ben şöyle... Sordum. Önce ilim, sonra psikoloji aldım. Hop. Başka? Karışık. Karışık. İlim seçmiş abi. He? İlim diyorlar. İlim seçilmiş. İlim. Ama psikolojiye de ihtiyaç var. İlim kendini ilmettir. Peygamberimiz psikoloji, peygamberimiz ilmi seçmiş ama psikolojiye de ihtiyaç var. Tamam, o zaman ilmi boyutundan gireyim. Kısa kısa, detaya girmeden ama... İşinize yarayacak, hakikaten şurası da izah edilseydi diye sorun. İlmi boyutundan giriyorum. Vahye dayanmadan güveni insanı, vahye dayanmadan güven var ya, insanı vahiy güneşini söndürdüğü için zulümata kalır. Yani güven duygusunun temeli vahye dayanmayan bir düşünceden kaynaklanıyor. Vahye dayanmayan. Bunu psikiyatri veya psikolog, pedagog veya bu işlerin uzmanı. Dini olmayan içerikle tamir etmeye de kalksa gene şüpheden kurtaramaz hastasını ve kendisini de. Değil mi? Bak Fatih kafa sağlıyor. Yani çare sunan doktorlara söylüyorum. Çarenin izin içerisine din yoksa İmkanı yoktur, hastanız tamir olmaz. Geçici olur. Çünkü Allah Resulü'nün şöyle bir hadisi var bir mana. İnsanların kalplerini memnun etmedikçe hiçbir iyiliğiniz onları memnun edemez. Kalplerini tatmin etmedikçe, bir mana için söylüyorum, kalplerini tatmin ve memnun etmedikçe hiçbir iyiliğiniz onları memnun edemez. Adamda suç yok. Çünkü çare sunduğun şeyde vicdaniyatını aktif edecek, vicdanını hareketlendirecek malzeme yok. Sanki gündelik hayata, yani çürümüş kaportaya boya vurmak gibi olur. Vahye dayanmayan her çözüm, çözüm değildir. Vahye dayanmayan, her ne olursa olsun, çünkü vahyinin ele almadığı hiçbir saha yoktur. Tek bir yerde vardır, varsa. Vahyin hüküm vermediği yerde beşeri hükümler caizdir. Yani çözümdür. Ama vahyin hükmetmediği hiçbir yer yoktur. Tuvalet adabına bile hükmetmiştir. Tuvalete bile hükmeden bir din. Nasıl gireceğini, ne konuşacağını... Tükürmeyeceğini, sümkürülmeyeceğini, özel eşyaların oraya atılmayacağını, orada neler diyeceğini, çıkarken, girerken, banyo, tuvalet adabına hükmetmiş. O zaman vahyinin hükmettiği yere kafanı sokma. Kafa çözüm değil, onu okuyacağım zaten. Bak kafa karıştığı zaman, ilmi boyutu dediniz ona gidiyor. Vahiy bir güneştir. Güneşsiz nebatatın vücudu, hayatiyetin vücudu mümkünse
vahiysiz ruhlar mutlu olabilir. Mümkündür. Vahiysiz ruhlar da mutlu ve huzurlu olur. Güneşsiz. Çünkü vahiy güneşe nispet ediyor üstad. Benzetiyor. Vahiy. 9 tane insan modeli var, tipi var. Reşa, Katre, bir de Zühre. İşte onlara ait ben bir ilmi şeyi, çünkü fazla durmayayım ilmi tarafını, ama onlara şey yapayım. 319'dan. Eğer enaniyet, sözden, enaniyetine ve iktidarına güvenip tevekkül, sen ne dedin? Güvenle tevekkül değil mi? Güven ayrı, tevekkül ayrı. Tevekkül, evellemek. Yani Allah canibindeki yöndür insanın. Güven ise insan bu yöndür. Mesela avamla havasın arasındaki en belirgin farkı söylüyorum. Şimdi mesela İsrail, Filistin, genişler şeyler var ya. İşte Tayyip'tir, hocadır, şudur budur şeyler oluyor ya. Avamla havas arasındaki farkı söylüyorum bu meselede. Avam gördüğünü, duyduğunu, kokladığını, tat aldığını, dokunduğunu yorumlar. Onun üzerine fikirler imal eder. Havas ise Allah canibinden kudretin ve azamet altından bakar. Kader ilahinin, bak Allah canibinden kudretin ve azamet altından kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edip hikmet ilahiye, hikmet ilahiye, adalet ilahiye, inayet ve rahmet ilahiyeden ileri inayet ve rahmetini sunmuyor. Yani şu 4 tane şeye uymuyorsa hiçbirisi çözüm değil. Bir kitap, 2 sünnet, 3 icma, 4 kıyas, 5 asın imamı. Başka çözüm yoktur. Hepsi batıldır. Batıldır derken haramdır değil. Mesela diyelim ki bir misal, bir tanesi telefonla sordu da bunu. Abi dedi, aynı ha bugün. Abi dedi, masada mısın? Masadasın. Peki, çözümü bana bul o zaman dedi Şerif. Kalemini açar mısın dedi. Açtım. Cebine koy. Yok dedim ya, mürekkep dağılır. O zaman vahiy ile çöz hadi dedi. Bunu akılla çözeceğiz. Hayır, vahiy diyor ki, bilerek kendinizi tehlikeye atmayınız. Zarara sokmayınız. Başka bir şey söyledim. Bunu demek istemiyorum. Dedi ki, peki dedi. Vahye bak dedi, bir çuval undan, ben çoğalttım, onun misali bu değil de, biraz argo, ama ben müspet yapayım. Bir çuval undan kaç tane ekmek çıkacak? Kur'an'a bak, var. Kur'an'da velâ ratbin velâ yâbisin illâ fi kitabin mubin. Ama Kur'an'da bazen dal, o yaprak olarak var, bazen çekirdek olarak, bazen nüve, çekirdek içindeki program olarak var. Bazen dışarıya çıkmış ağaç gibi ama çekirdek tepsi var. Peki Kur'an diyor ki, bilmiyorsanız bilene sorun. Bak ne oldu? Git fırıncıya de ki, bir çuvalından kaç tane ekmek çıkar? Ayete uymuş oluyorsun. Fırıncıya sormuyorsun. Ey Kur'an, bir çuval ondan kaç tane ekmek çıkar? Ayette diyor ki, bilmiyorsanız bilene sorun. Bilen kim? Fırıncı. Fırıncıya sormak Allah'ın emridir. Bir çuval ondan kaç tane ekmek çıkacağını vahiydir. Ona sormak. Çünkü öyle diyor. Bilmiyorsanız bilene sorunuz. Mesela kalemi buraya attın. Bak şey olacak. Mürekkep olacak gömleği. Oluyor bazen derste heyecanla tak atıyor. Bilerek kendinizi tehlikeye atmayınız. Zarar vermeyiniz diyor mesela. Maddi ve manevi şeylerinize zarar veren haramdır. Onun için bir kısım ulema bu sigaraya haram demiş ondan. Siz kendinize, tamam. Yani vahiy güneşine dayanmadan, yani güneşsiz dünya ne olurdu? Vahiysiz insanlık böyledir. Vahiy olmayan memleketler aynı böyledir. Tamam. Diyor ki, eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip tevekkül ve duayı bırakıp tekebbür ve dava yapsa İçsel bir çöküntü yaşıyor. Yani zulümata düşer diyor. Açar mısınız o şeyi? Açın o 319 açın. Açtım.
Aç orayı oku, bul bakayım. Eğer enaniyetine söz der. Hadi bakalım. Oku. Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip, tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür ve davaya sapsan. Tamam. O vakit iyilik ve icat cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı. Heh, kendisini arı vesaire. Niye? Dünyevi hadiseleri öyle bile yapsa, hadiselerin altından, zulümattan çıkamaz, altına geçiyor. Zulmeti karanlığa düçar olur diyor. Neyle yapsa? Enaniyetine ve iktidarına. İki, enaniyet ve iktidarına. Enaniyet, ben. Ben merkezli düşünmek. Bir de iktidarına. İşte şeytanın 52 tane süfli sıfatı var. 52 tane. Onu katreden, Mesnevi Nuriye'den 4'e indirgedim ben. Gurur, kibir, haset, ben merkezli, yeis. Kur'an en fazla öne çıkarttığı. Çünkü şeytan sıfattır, şeytan değildir şeytan. İblistir adam, onun sıfatı şeytandır. Hennas sıfattır. Şeytan da sıfattır, iblistir. Mesela cinler de Müslüman var, kafir var. Kafirleri şeytandır diyor usta. Cinli şeytanlar. İman etmeyen cinler şeytandır. İnsanın şeytanıdır. Ha, onlar Ramazan'da bağlı değil. Şeytan bağlı. Onun için vehmi kafir cinler tahrik ediyor. Vesvese şeytandandır. Vehim kafir cinlerdendir. Ben size teknik bilgi veriyorum. Kemalat değil ki sorgulayasın. Teknik bu. Birikimlerimi size şey yapıyorum. Şimdi insanı üçe ayırıyoruz. İfrat, tefrit, vasat. Bunu katreden bulacağız. Güven duygusu üç kategoride şey yapacağız. Güven duygusunun vasatı, güven duygusunun ifratı, güven duygusunun tefriti. Bak. Burada kalmanın en güzel tarafı şudur. Yarın başka yerlerde, başka memlekette, başka yerlerde vazife yapacaksınız. Bu şeyimi unutmayın, nasihatımı. Bir kere neyi araştırıyorsanız, o adamı tanıyınız. Tanımadığınız kişiye çözüm üretmeyiniz. Yani güven tabirini külliyattan bir kere onu tanıyacaksın. Bu güven duygusunun İfrat, tefritini, vasatını bulacaksın külliyatta araştırırken. Bir, koydun bunu. Şimdi bu güven duygusunun vasatını alacaksın. Dima nasıl yapılandırır? Enfusumu, kalbimi, ruhumu, vicdanımı nasıl yapılandırır? Eylemde nasıl gözükür? Mutlaka bu söylediğim şıkları dolduracaksın. Ondan sonra insanların karşısına kendini tatmin edeceksin. Ben bunu araştırdım diyeceksin. O zaman A4'ü al, güven, ifrat, vasat, tefrit. Bul. Öteki A4. Vasatı, dimağımı nasıl yapılandırıyor? Tahayyülüme, tasavvuruma, taakkulüme, tasdikime, izanıma, itizam, itikat. 7 mertebedir. Ama doktorlara gidersen kafada bir akıl var. Bu güven duygusu, tahayyülü nasıl vasata koyar? Ne katkı yapar? Akıldaki güven. Tamam. Kalpteki güven, eylemdeki güven. O zaman olur. Ben size çalışarak geldim. Bakın çalışarak dediğim için güven duygusunun ilmi boyutu mu, psikoloji boyutu mu? Psikoloji boyutunu size okuyunca aklınız duracak. Bakayım ne yaşıyoruz güven duygusunda? Müslümanların bugünkü problemine bakın. Yani bugün Filistin ve İsrail'deki temelinde güvensizlik olduğunu göreceksiniz. Yani kendi güvensizlik değil. Müslümanlar Allah'a karşı güven sorunu yaşıyorlar. Allah'a güvenmiyor. Ya öyle bir şey yok tabii, söyle. Eylem bu. Dedik ya, dimağdaki güven, kalpteki güven, eylemdeki güven. Okuyacağız, onun için şaşıracaksın. Ben de araştırınca rastladım bunları. Peki. Aslında tefekkürle eş anlamlıdır. Hayır hayır. Tefekkür. Tevekkül, tevekkül. Ha, tevekkül. Vekillemek. Hayır.
Tevekkül güveni besler. Yeist onu zayıflatıyor mu? Evet, yeist bunu çökertir. Tevekkül besler, yeist çökertir. O zaman abi iradede tevekkül, cüz-i iradede güven diyebilir miyiz? Diyebilirsin. Yani itikatta her tarafta var bunun. Ama güveni besleyen temel unsur, bozan temel unsur bu dörttür. Mesela mubikat-ı seba güveni çökertir. Silah-ı rahim mesela. Güveni en çok çökertenlerdendir. Kat-ı silah-ı rahim. Nedir o? Silah-ı rahim akraba zannetmeyin ha. Onu kafanızdan silmek için. Rahime sıla. Sıla bağ demektir. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim olan Allah'a bağ. Onun için silah-ı rahim namazdır. Oruçtur. Sünnet-i seniyedir. Dindir, din. Dinin onayladığı her şey silah-ı rahimdir. Dinin onaylamadığı her şey kat-ı silah-ı rahimdir. Şeye diyebilir miyiz? Silah-ı rahim aynı zamanda Allah-u Teala'nın gafur ismini, rahim ismi gafur manasındadır diye işaret edeceğiz. O zaman tevbe etmek de silah-ı rahim midir? Evet, silah-ı rahimdir. Çünkü seni her Allah'a götüren, Allah'ın onayladığı her şey silah-ı rahimdir. Yani seni Allah'a bağlayan her şey, sıla bağ demektir. Rahime bağ. Kat-ı silah-ı rahim, yani Allah'tan seni her koparan şey kat-ı silah-ı rahimdir. Şimdi güven duygusunu üç simgede incelemeyi yapabildim. Katre, ustadın kullandığı için. Reşa, zühre. Şimdi hepsinin simgeselliği olarak göstermeye çalışacağım ki daha iyi anlaşılsın. Yani oysa bunu karakter olarak kullanıyor ustad ikinci dalda. Yani model, insan 9 model anlatılıyor. Her bir kategoride de 3'er kişilik var orada. Ama güven duygusu bu 3 tanıdığımız vasıf olduğu için Reşa Katre, onunla iyi kavrarız diye o örnekleri kullanmaya ihtiyaç duydum. Reşa vasattır. Çünkü kendini yaşamıyor, sünnet-i seniyi yaşıyor. Reşa vasattır. Yani reşa neydi? Güneş vuruyor. He? Buharlaşıyor su. O bu suya ne deniliyor? Reşa. Reşa. Bunda hiçbir kimlik yok. Kişilik de yok. Yokluğumu biliyorum. 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsimde hiç değil mi? Hiçlik demek. Hiç olmak için değil. Hiçliğini bilmek için ilim gerekiyor. Hiçliğini bilmek için varlığı ilk önce bilmen lazım. Ha? O zaman hiçliğini bilmek demek, kendini yaşamamak demektir. Sünnet-i seniyi yaşamaktır. Sünnet-i senin dışında hiçbir yapılandırma, kemalat yoktur. O zaman sünnetisi, hiçliğini bilmek sünnet dairesinde düşüneceksiniz. Sünnetin dışında bir hiçliğini bilmek, bir kemalat velayet yoktur. İstidraçtır. Mesela bakın, Lenin ve Deccal, Sufyan, Mim Kemal istidraca mazardır. Harikalar olmuştur. Lenin su üzerine yürümüştür. Deccal'ın sol gözünde bir manyetizma vardı, karşı etkiliyordu. Ama namaz kılmamışlardır. Harikaları vardır ama eylemleri yoktur. Çok ilginçtir bu şeyi. Bu ayrı bir tespittir. Bakın Lenin istidraç olarak veya Firavun dişinin ağırmaması istidraçtır ama Allah'a secde etmemiştir. Namazı yoktur. Ama harika vardır. Onun için keramet ölçü değildir. Harikalar ölçü değildir. Eylem ölçüdür. Kişinin işidir aynası, lafa bakılmaz. Öyle olsaydı Firavun'un dişi ağarmamış. Musa'nın başı da dertten kurtulmamış. Ustad sıkıntıdan kurtulamamış. Deccal kral gibi yaşamış. Allah Resulü sıkıntıdan kurtulamamış. Ebu Cehil lüks içinde yaşamış. Ha? Eylem. Vasat neydi? Reşa. Yani kimliksiz. Yani kendini yaşamamak. Kişiliği yok. Yani yokluğunu bilmek demek başka şey yaşamaktır.
Kendini yaşamıyorsan, ne yaşarsan yaşa, yaşa başkasını yaşıyorsun. Resulullah'ı yaşıyorsun. Muhammed'i meşrep oluyorsun. Öyle bir kemal ve zirveye taşınıyorsun ki Muhammedi oluyorsun. İyi çekiyor. Muhammed'il emin oluyor abi bizim. Evet. Muhammed'il emin. İfrat modu ise, hadi söyleyin, zühre midir, katre midir? İfrat modu. Bilginizi şey yapın, çalışmadığınızı biliyorum. Ama atacaksınız, atmayın. Peki. Çünkü Müslüman kardeşiz, belki bana da vurur atarsanız. İfrat modu ise, bu modun katredir. Çünkü bu modun haletleri ise, bu modu anlatıyorum size, katre. Katre misal dürbünüyle. Bak cümleyi aynı alıyorum. Yeisin zulümatından ve kimsesizliğin vahşetinden ve erva habisinin izacatından. Erva habisiyi gündeme getirdim, oldum cinci ha. Ha. Biliyor musunuz böyle? Acayip bir şey. Cinciymiş. Burada da karşımıza çıktı erva habisi. Katrede ne işi var? Eğer dinden kopuk bir insan, buralardan çıkarıyorum arkadaşlar. Bütün söylediğimin delilleri var. Vahye dayanmayan bir dimağda cin var diyorum. Erva habise bak. Katre akılcılık demektir. Vahiden kopan bir akılın sıfatına bak. Yeis içindedir. Yeisin zulümatından, yani içsel çöküntüden. İki, vahye dayanmayan bir dimağda kimsesizlik vahşetinden. Üç, vahye dayanmayan bir diman, erva habisinin izacatından, rahatsız etmesinden seni, sol kulağından. Sol kulağı kaşınan oldu mu şu anda? Yok, gelemez. Buraya giremez. Çünkü giremez. Her neyse. Erva habisinin izacatından, vahye dayanmayan dimadakiler ve o vahşetin dehşetinden, yani bu üçünün bütünlüğünden. Ne olur üçünü bir de tekrar edelim. Vahye dayanmayan dimada yeisin zulümatından, iki kimsesizliğin vahşetinden, üç erva habisinin izacatından. Hadi beraber kim söyleyecek, ben de o kadar zeki değilim. Bir, yani vahiy olmayan bir insanın dimanda yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisinin izacatından ve o yani o üçünün bütünlüğündeki dehşetten size vahşet, dehşet, zulümat dersini yapmıştım. Cehennemin cehennemidir diye. O derse müracaat edin. Cehennemin cehennemi, yedi tane sufli sıfatın bir araya gelmesiyle. O cehennem bir şey değil ha. Kurbanı gitsin o. Cehennemden beter tazip eder diyor 744 Lemaat'ta. Hatırladınız mı? Cehennemde, Üstad'da, Risale-i Nur'da kışır yok, kışır. Böyle inanıyorum, Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam. Bu böyledir. Ramazandır, oruç tutur. Allah da emin ettiği için söylüyorum. Kışır yok. Ne diyorsa cehennemde beterdir diyorsa öyledir. Çünkü cehennem yedi tabakadır. En üst tabakanın adı cehennemdir. Müslüman oraya gidecek. Müslüman günah fazla olsa cehennemin ikinci tabakasına gitmeyecek. Birinci tabakanın da sıcaklığı inşallah hamam sıcağı gibi olacak. Ama o yedi tane sufli sıfat o cehennemin birinci tabakası olan ondan beterdir. Yoksa cehennem deyince o veil cehennemi, sakar cehennemi vesaire onlar değil. Cehennem merhameten cehennemin yedisine cehennem denmiş. Oysa cehennem ismi birinci tabakanın Müslümanların gideceği olduğu makamın adıdır. Onun için Ebu Bekir Sıddık diyor ki radıyallahu anh, herhalde münafıktan gideceği yeri kastetmiyor. Cehennemde o kadar vücudumu büyük yap ki Müslümanlara yer kalmasın. Çünkü Müslümanlar ne olacağı yer. Üstad Bediüzzaman diyor ki cehennemde vücudum yansa, Kur'an diyor cemaatsiz kalırsa, benim cehennemde bile yansa bana hiçbir şey değil. Esas bana azap budur diyor. Ama Kur'an cemaat olsa ben cehennemde yansam gönlüm gül gülistan olur.
Peki o zaman cehennemde ruh yanmaz, nefis mi yanar? Nefis yanıyor. Temizleniyor. Ruhta bir kusur yok ki. Günah yapan nefistir. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. İşte bunu bilmeyenler, o zındıklar, Vehhabiler, bak diyor. Allah cehennemden, o dehşetinde bahsettiğim ama cehenneme gitsem de baba ne kadar batışık bir sözdür. Bilmiyor ki. Merhameten yedisine tümüne cehennem denmiş. Oysa cehennemin yedi tabakası farklı farklı tabakadır. Sakar var, Veil cehennem var. Onlar ayrı. Bilmiyor. Şimdi konumuz o değil, ona girmek istemediğim için. Vahye dayanmayan bir dimadaki güvensiz, yani güvensizlik bir halettir. Güven halettir, halet. Güven bir halettir. O haletin altyapısı, bir, yeisin, zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından ve üçünün bütünlenmesinde ortaya çıkan bir dehşet var. Güvensizlik. İşte psikoloji sorunu buradan çıkıyor. Tamirlenmez. Bu vahiysiz bir dima. Üçü bu, dördü, üçü var ya, yeysin, koy tencereye. Zulümatından, kimsesizliğin vahşetini koy içine, erva habisenin izacatından. Karıştır, bu üçünün bütünlüğüne dehşet diyor. O da kalbe iniyor. Dehşet. Dehşete girmiştim. Girersem yarım saatte çıkamam, onun için girmiyorum. Hep onun etrafına dönüyorum ama girmeyeceğim. Ne kadar zorlasa zorlasın. Beni çekmeye çalışıyor birileri. Belki senin aklın ve felsefen, ünsiyet ve ülfet ettikleri perdeler arkasında ve ilim ve hikmetin nesçettiği hicapların halfinde arkasında, yani kabiliyetin verdiği bir renk içinde görebilirsin. Yani şimdi bu ne yapacak? Olay nasıl çözümlüyor? Vahye dayanmayan bir dima, aklın ve felsefesinin daha önce içeri soktu, televizyondan duydu, onun bunun gazete küpürlerinden okuduklarını, en azından insafla diyeyim, onları biraz harman ederek, değiştirerek, o duydukları ve okuduklarına ülfet ve ünsiyet etmiş. Onları doğru diye istif etmiş. Hariçten bilgi geldiği zaman hep buna müracaat eder. Doğru mu yanlış mı? 538 sözler. Diyor ki, efkarı ve duyguları alem-i şehadetten diyor bir marifet getirdiği zaman, kalp ve ruh, akıl, o içerisinde diyor tasdik edecek bir musadık bulmadıkları için sönerler. Hatta mahsı hikmet gelse abesit mutlaka suretini inkılap eder diyor. Şimdi niçin? Bu dersleri dinliyor. Tamam mı? Vahiy dinliyor. Hatta size inşallah yarın şey yaparsam, cemaat reisi kendisinin niçin İsa olduğunu cemaatine inandırmaya istiyor diye ders yapacağım size. Niçin? Sebebin bir tanesi de bu. Şimdi ustad diyor ki, ben dedim diye kabul etmeyin. Mehenge vurmadan almayın. Mehenge vurulursa fiyaskosu çıkıyor. Ama İsa olursa bir insan yeniden şeriatı kuruyor. Onun için ne diyorsa onun din oluyor. Onun için ayet ve hadis söylesen, onun için tık etmiyorlar. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının dinsizleri oluyorlar. Çünkü İsa Aleyhisselam yeniden bir din kuracağını zannediyor. Din kurduğunu inanıyorlar. Bunu söylediği dindir. 200 tane hüküm değiştirilecek de iddia ediyor. İsa sanki bilmiyor. Onun için yani. Ayet söylüyorsun da ben çok etkilenmiştim. Ayet ve dile-i şeriye söylüyorsun. Adam imanı var zannediliyor. Namazı var, orucu var ama yok, Allah'ın bu hükmünü hiç kale almıyor. Mesela faiz diyor. Allah diyor ki ayette, Allah'a savaş açmaktır. Öyle mi? Adam gayet faizi yiyor. Nasıl etkilenmiyor? Meğer hocası, lideri İsa olduğu için bu da şeriata yeni format attığında bunu ne söyledi? Bu dindir. Öteki din işte çopulcuların, biz yani. Böyle aşamamış, kendisini aşamamış. Darwincilere göre bazıları kendisini daha aşamamış şeyler var. Şeyi tamamlayamamış. Ne diyorlar? Evrimi daha tamamlayamamış. Evrim tamamlanmamış kişilermişiz.
korkunç şeyi anlatacağım size. Ha? Şimdi bu, efendim abi. Özür dilerim. Bu izlediğimiz, duyduğumuz şeyler dimağımıza girer. Ha. Orada yer eder. Kendimizin zannederiz. O fikirleri ondan sonra esas kabul edip... Ha işte onun için anlattım. Niye dedim? Şimdi kafamıza girdi bu batıl fikirler. Batıl fikirler o kondu mu? 538 diyor ki, insanın duyguları ve efkarı, fikirleri kainattan marifete ait, Allah'ın marifetine ait bir malzeme getirdiği zaman buraya girer. Bu doğruluk ve yanlışlık mihengine girer. Buraya uymuyorsa abesiyet mutlakaya düşer. Mahsı hikmet gelse de. Onunla ilgili bir yer vardı abi. Bu aldığımız şeyleri arzuyla ilgili. He. Bazen arzu fikir suretini giyer. Evet. Bazen arzu fikir suretini giyer. Şahs-ı muhteriz arzuyu nefsaniyesini fikir zanneder. Evet. Yani kendi isteklerini fikrim zanneder ve öyle bir ileriye götürür ki din zanneder. Halbuki onlar içeri aldığı şeyler. Aldıkları şeyler. İçeri aldığı şeyler. Kendisi zanneder. Kendisi yani zannediyor ki beğendim o. Oysa ya televizyondan duymuş, ya bir hocasının vaazından duymuş, ya bir bidatçıdan duymuş. Vahiy yoksa onu da ayırt edemez. Vahiy yoksa işte usta diyor ki ben dedim diye kabul etmeyin, mihenge vurmadan almayınız. Mihenge vurunuz. Mihenge vurursa eğer alta çıkarsa bir alın. Bak Bediüzzaman diyor ki ben dedim diye kabul etmeyiniz. Böyle bir ustat nerede bulursun ya? Böyle ustat olur mu? Belki bilmeyerek ifsat ediyorum. Belki ben ifsat ediyorum, bilmeyerek ifsat ediyorum diyor. O dediğinizde onu yapıyor abi işte. Ya, yani. Ben belki bilmeyerek ifsat ediyorum diyor. Siz mihenge vurmadan almayınız. Konumuz şey, güven duygusunu sarsan zeminler. Demek ki böyle bir yapı, çapraşık bir yapıyla yapılanınca gelen ayetler, hadis-i şerifler, edile-i şeriyeler, Kur'an, sünnetler. Hiçbir manası yok. Asr-ı müceddidinin mihengi tabii de hiç. Olmadıktan sonra. Evet. Yani dört tane dile-i şeriye var. Ve ben beşincisini ben söylüyorum. Ben uyduruyorum. Dinimizde bu hem fikir böyledir. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Ha, Allah'ın 100 senede bir toplumu yenilendiren bir yöntemi var. Müceddit. Ustad. Ustad da diyor ki, beşincisi, gene müceddit olduğu halde, ben dedim diye kabul etmeyin, dediğimi buna vurun diyor. Gene bu beşincisi de bunun içinde. Dedim diye kabul etmeyin, dediğimi buna uyuyorsa kabul edin. Vallahi ustad, şey yapmasa kabul etmem ben de. Kendisi emir ediyor. Mesela ona ait bir tane fiili göstereyim. Hatıralarda var, ben bizzat kendisinden de duydum, Sungur abi. Seyahat ederlerken, Sungur abi... Seyahatte namaz etmemiş yani. 2 rekat kılmamış, 4 kılmış, ustad bir şey dememiş. Hatıradır ve kendi yaşamıştır. Bizi ilgilendirir mi bu? İlgilendirmez. Çünkü 27. sözde diyor ki, Hanefi mezhebinde olanlar namazını kastedecek aynı hikmettir. Hatıraları nereye vurduk? Risale-i Nur'a vurduk. Risale-i Nur'a vurduk. Uyuyorsa febiya, uymuyorsa o şahsa aittir. Yanlıştır, batıldır demiyoruz. Ona ait bir özelliktir. Beni alakadar etti. O doktora, mesela aynı hastalık ama bebek. Aynı hastalık 15 yaşında, aynı hastalık 40 yaşında. Aynı hastalık ben 50 yaşında. Doktorun verdiği ilaç aynı olabilir ama doz aynı olmaz. Veya farklı ilaç verir. Aynı hastayız diye aynı ilaç kullanma. Ha, ne yapacağız? Vuracağız Edile-i Nuriye'ye. Hatırayı vurduk Edile-i Nuriye'ye. 27. söz kabul etti mi bunu? Etmedi. Ona bırakacağız. Laikaya vuracağız. Uyuyor mu kardeşim? Laikaya uymuyor. Koyacağız onun paketine. Sana mübarek olsun. Din değil. Laikalara vuruyoruz. Nurculuk değil kardeşim. At çöpe benim için. Hani nurculuk adını at çöp. Batıl değil mi? Nurculuk değil. Laikaya uymayan hiçbir hareket nurculuk değildir. Kesinlikle. Laika böyledir. Mihenktir. Tamam. Demek ki güven duygusu ifratı modu katre gibidir. Akıl hakim kılmak, vahiy devre dışı bırakmak. Peki bedeli ne olur? Yeis, kimsesizlik ve erva habisen musallat olur sana.
Erbaa Habise burada da karşına çıktı. Ve çok ilginçtir tabii. 386'da bu. 256'da var, 246'da var sözlerde. Erbaa Habise çok bahseden yerler var. Şimdi arkadaşlar, tefrite neye giriyoruz? Güven duygusu. Tamam değil mi yani böyle? Ha. Reşa'yı söylemiştik. Güveni besleyen odur. Reşa, vasattır. Sünnetisini yaşamak. Ben değilim. Peki cemaatte hizmet nasıl olur o noktada? Ama bu konu değil ya, ama neye giriyor? Yani ben değil biz. Diyebilmek. Güveni sağlar. Güveni besler. Cemaat içinde. Güveni sağlarım ben. Mesela ben layıkları öne vererek vicdansız olmamak şartıyla hiçbir vicdan beni itemez. İtiyorsa vicdanı yoktur. Çünkü ben kendimi değil layıkları nazara veririm. Hata ve kusurlarım ise beşeriyetimdir, ona gönderebilirsin. Zaten onu yapmıyorsanız suçlusunuz. Suçum varsa söyleyeceksin. Abi şurada yanlış söyledim. Allah için söyleyin, düzelteyim. Buraya gelmek zorundasınız, değilsiniz diyen insanım. Dün ya, dün iftara mescitte şahit değil misiniz? Nakşi tarikatından mıydı o çocuk? Ha, sen hiç şahitsin değil mi? Erdin şahit miydin değil miydin? Ramazan değil misin? Yalan diyebilir misin? Ne dedim? Eğer Risale-i Nur okursan tarikatını daha iyi yaparsın. Dedim mi? Ve şükret dedim ve kıymetini bil, cemaatinden çıkma dedim. Öyle mi? Şükret, çünkü çok insan kanaat edemiyor. Bir yere kanaat edebilmek de nimettir. Ama Ehl-i Sünnet cemaati içinde olacak. Edebiliyorsan ona kanaat tamam. Ama delikanlı dedim. 17-18 bir şeydi değil mi? Ama dedim Risale-i Nur okursan tarikatını daha iyi yaparsın. Tamam. Şimdi o insan beni nasıl iter ya? İtebilir mi? Mas-ı İslamiyet, mas-ı insaf anlatıyor. Ben böyle inanıyorum nurculuğa. Onu haşa siyaset yapmadım. Benim nurculuğum anlayışımla yakalı böyledir. Ama bırak, hatta ehli kitabı aman kitabınızı terk edin, Kur'an'a tabi olun demiyor Risale-i Nur. Kitabınızı tahsih edin Kur'an'a göre diyor. İşaret-i Ceza demiyor. Bütün terk edin dininizin ahkamını demiyor diyor Kur'an. Kur'an'la çatışan, çelişenleri tahsih ediniz. Ya muvazene çok önemli ya. Taassup bozuyor. Bu aklı hakim yapmak bozuyor. Zekavet bozuyor. Halis olacaksın. Geli kuştan hazade olacaksın. Haberleri dinlemeyeceksin, meşgul olmayacaksın. Yemin ederim size ki dinlemiyorum. Oruçluyum ve abdestliyim. Yalan diyen, yalan lafzı kafirdir diyen ustadın talebesiyiz. Ve onu söylüyorum. Size söylüyorum, dinlemiyorum. Ekrana bakıyorum, birisine telefon geldi. İnanın ama demeyin yani. Baktım ki bu adam beni arıyor, biliyor. Bu adam şimdi geniş daire, siyaset dairesinde çok rezil dinledi, psikoloji bozulduğu için bana arıyor. Abi sen niye böyle yaptın, bu niye böyle gitti, siyaset parti bu ne olacak falan. Bunu soracağını tahmin ettiğim adamı açmıyorum. Çünkü tahmin ediyorum bu adam bunu soracak. Değil dinlemeyi, dokunun. Değil dinlemeyi, dinleyenleri tahmin ettiğim telefonunu açmıyorum adamın. Belki bana enkaz atar diye. Bazıların telefonun içine açmıyor. O da duysun. Çünkü pisliği bana atıyor. Bugün böyle bir hata yaptım. Zannettim ki bu adam beni bunun için aramaz. Hep fıkıh için, öşür için arar, bilmem ne yapar falan. Bugün baktım onu sordu. Lan nereden açtım şunu dedim ya. Size yalan söylemiyor. Dinlemiyor. Niye? Ustadım bana dedi ki dinleme. Niye? İlhamlar sana gelebilmesi için, mana kopmaman için, enfüs aleminde canlı, ruhlu, şevkli, İlhamata, sunuata, tuluata, işarata, rumuzata mazhar olmak istiyor musun? Bu yöntemlere uyacaksın kardeşim. Tarikatın nasıl yöntemine uyacaksın? Nurculuğun şeyine, yöntemine de uyacaksın. Yöntemine uymadan sana fazilet gelmez. Bilgi gelir. Hatta sana kirlilik yapar o bilgi. Hatta başına bela yapar. Sorumluluğunu artırır. Şeytan öpüler bir taraftan. Ötmesine vesile olur. Demek ki
Risale-i Nur'un dusturlarını uymadan okunan imani mevzular insanı enaniyet budalası yapar. Ben merkezli yapar. Kendi kafasına göre yorumlar. Bütün bakın nerede sorun varsa hizmetlerde layıka hakim değil, kişak. Onun da sebebi ne? Layıka okumamış, layıkaya göre kendisini yönlendirmemiş. İman hakikatlerini alarak cemaati kendisine göre yönlendirmeye çalışmış. Evet. Tefrit modu ise, güven duygusunun tefrit. İfratını konuştuk. Vasatını konuştuk. Tefrit modu ise, zehre var. Zehre çiçektir. Ne demek? Şu. Ziya-i şemsten inhilal etmiş bir renk atıyor, alıyor. Ve o bir renk içinde şemsin timsalini karıştırıp kendine ziynetli bir suret giydiriyor. Zira senin istidadın dahi ona benzer. Yani şu çiçek rengi böyle değil. Güneşten aldığı ziyayı içeride hamur yapıyor, yoğuruyor. Kendisine uygun bir yapıyla dışarıya vuruyor. İçerideki yoğurdu. Onu biz nasıl anlarız? Dışarıda renk olarak anlarız. Aslında bunda böyle bir renk yok. Ziyayı dönüştürmüş. Bunun rengi güneştendir ama güneş değildir. Güneşin ışığını bak ne hale getirmiş. Bak ne hale getirmiş. Bak. Yani sima. Demek ki zehre, çiçek güneşten saf, halis aldığı ziyayı fıtratında, istidadında, karakteri diyelim, ahlaki huyu, huyuyla boyalanıyor, dışarıya çıkıyor. Arı su içer, bal akıtır, yılan su içer, zehir akıtır. Aynı. Kişinin Risale-i Nur'u okur, zulmeti artırır, insanları dalalete götürür, kandırmak için. Risale'den ders yapar adam hidayetine vesile olur. Rüya nasıl olur? Kur'an da öyle. Ekrem'le Kur'an. Onlar Kur'an'ı okurlar ama diyor boğazdan aşağı inmez diyor Allah Resulü. Çünkü Allah ayetiyle yudillü bihi kesire ve yehdi bihi kesira. Bu ayetle çoğusunun dalalete, çoğusunun hidayete götürür. Ayet dalalete götürür mü? Götürür işte. Yudillü bihi kesire ve yehdi bihi kesira. Bunlar, yani bununla çoğunu dalalete. Niye? Yani Allah kim, sinek kim ya? Bağdeten, sinek kim ya? Sinekten Allah misal verir mi? Çoğusu böyle bakar, dalaletine sebep olur bu ayet diyor. Çoğusu da, niye ikisi çoğusu? Mesela bak, onun çoğusu kaçtır? On sayısının çoğu kaçtır? Beşten fazlası. Beşten fazlası çoğu. Ama ayette diyor ki, çoğusunu dalalete bu ayete, çoğusunu da hidayete götürür. Yani nasıl olur? Bir şeyin çoğusu bir tarafsa, azı bir tarafa kaldı. Sürü, yani saman çöpü var ya, saman çöpü, şartıcaz da söylüyor. Kalitesiz, adet bakımından çoğu dalalete gider. Ama kalite, cevher, çekirdek bakımından çoğusu hidayete. Yani çekirdek bakımından kaliteye buna keyfiyet denmiş. Keyfiyeten çoğusu, ötekisine keymiyeten çoğusu. Kem, Kastamonu, Edirne, Manisa, kem, adet demektir. Kemmiyeten, keyfiyeten, Kastamonu, Edirne, Fransa. Yani yok Yozgat. Ki bak gene Türkiye'den çıkmadık. Kastamonu, Edirne, Yozgat. Keyfiyeten, kalite demektir. Ha Allah diyor ki, kaliteyi artırırım bununla, ötekisini posaya dönüştürürüm. Yani insanlık elek gibi elenmesi lazım. Posalar inecek, kaliteler kalacak. Ha? Onun için ayette diyor ki, yudillü bi kesire ve yehdi. Peki Allah, ben bu kitapla çoğusunu dalalete, çoğusunu, Risale'de de öyle, çoğusunu dalalete gitmiş. Vatana millete hain olabiliyor. Risale-i Nur'a düşman oluyor. İhanet ediyor. Olmayanı var gösteriyor. Nurcuyum diyor. Maskeyi kullanıyor. Hain. Ha çoğusu, niye? Sayı bakımından çoğu. Ama çoğusunda dirayetini, metanetini, salabetini, sadakatini, ihlasını artırıyor. Risale-i Nur'a daha çok sarılıyor böyle. O zaman bu keyfiyet, kalite. Tam böyle bir zamandayız.
kaliteni artırmak istiyorsan sadakatını artır. Bunu deyip de bana küfredecek insan çıkacak. Bu dersi dinleyip küfredecek insanlar çıkacak. Çünkü peygamberin vahyini dinleyip de küfredenler çıktığı gibi. Sen neye koyuyorsun kendini? Doğru söylenilen bir şeyde fıtratı bozuk olanlar su içer, yılan gibi zehir akıtır. Öldüren tefrit mertebesi nedir? Gelen vahiyi kendi alimine göre şeriatı, dini, sünneti, seniyi, Risale-i Nur'u yorumlayan güven duygusunun tefritindedir. Yani çıplak olarak onu göremiyor. Cam gibi olamıyor. Olamıyor. Renk veriyor. Kendine. Renk veriyor. Cam içeri giriyor. Ya zehre, zühre. Katreyle farkını nasıl? Oturtamadım ben sana abi. Kaplarına daş yapma. Hadi sen anlamadın. Katreyle farkını. Ha. Katre ifrattı. Akla hakim yaptı. Bu ise yani bununla yapıyor, yapılandırır. Bu ise içeriye aldı. İndirdi aşağıya. Tabiatında boyalandırdı. Kendinden bunda indirme yok. Burada. Katre aklı ilmi hakim yaptı. Vahye gerek yok dedi. Akıl bize yeter dedi. Akılla ben her şeyi çözerim dedi. Bu ise zehre ise hayır diyor, akıl yetmez. Alıyor, ben diyor anlarsa. Vehhabiler böyle çıkmış işte. Vehhabiler, İslamsız oğulları, Yaşerler, anlattıklarımı anlarsınız. Ondan sonra onlar ne yapıyor? Evet, aklı o kadar mühim değil diyor. Ama alıyor vahiy geliyor. Kendi aleminde karakterine göre değiştiriyor, boyuyor, kesiyor, biçiyor, yapıştırıyor, deliyor, bilmem ne yapıyor, değiştiriyor. Budur diyor. Neye benzetiyor ustad buna? Alim-i mürşit koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun ne yapıyor? Alıyor. Koyun indiriyor. Ondan sonra artık değişiyor. Vahiy ile boyalanıyor, halis veriyor. Ötekisi ise çiğniyor, çiğniyor, geri veriyor. Yani kendi aleminde çiğneyip geri veriyor. Şeriat koyununa geçirmiyor. O imbiklerden geçirmiyor. Memeden geçmiyor. Ha? Demek ki katre, ifrat vahiyi kabul etmiyor. Aklı ve ilmi hakim yapıyor. Ötekisi içeriye alıyor. Vehhabiler böyledir. Mesela benim hocam İsa'dır, benim hocam Mehdi'dir diye zahiri şeriata muhalif ve mugayir şeyler söylendiği halde İslamiyeti ve dile-i şeriyi nazara almayanlar zehre tiplidirler. Nefs-i emmarenin tefrit mertebesinden gelen mahsı hakikatları karakterlerine göre boyalanıyor ve din oluyor. Onların dini ilahahu hevahu. Men ittehaza ilahahu hevahu. Hevai nefisten ilah edinmişler. O ilah edilenleri görmedin mi? Peki kendisini nasıl ilah edinir? Çünkü birbirinizi ilah edindikten sonra olur. İnsanlığını kaybedenlere insanlık ilah olması kolay olur. İnsanlığını kaybedene insanlar ilah olması kolay olur. Kendisini bilmiyor ki. Kendisinin ne olduğunu bilmiyor. Kendisini tanımayana insanlar gayet rahat ilah olur. Sığır ilah olabiliyor. Gene bu karakterli. Bende namaz var falan diyor. Sığır olmuş. Put olmuş. İzindeyiz paşam. Morg'daki cesedi diyor. Şimdi bu inanıyor mu? İnanıyor, itikat ediyor. Bu ilah değil midir? Nasıl ilah olacak başka? Ben namaza duruyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İrtica. Bu medenilik. Mokka, cesedi de yok ortada. Acayip bir şey. Adam puta etmiyor. Mesela aynı fark etmez. Adam diyor ki, ben ne diyorsam dindir. Bu da zehre ya. Ne yapıyor? Alıyor şeriatı.
Ya abi ya, bu kadar adam biliyor ya. Şeytandan daha fazla bilecek hali yok ki. Niye? Şeytan onu dönüştürdü. Değiştirdi ve dönüştürdü. Değiştirmeden dönüşecekti kendisi. Kendisi. Ama değiştirerek kendisini dönüştürdü. Kendisine. İlah edindi. Men ittehaza ilahahu hevahu. 26. sözün zeylinde o hevai nefisini, kendisini ilah edineni görmedin. Kastamonu 104, Kastamonu 110. Bunu söyleyince yeni bir şey öğrendim, biliyor musunuz? Bir yaslanayım da teneffüs edeyim. Ben bir Bakırköy'den akıl raporu almam gerekiyormuş. Akıllı mıdır değil midir? Gülmeyin, ben de gülmüştüm. Gittim, EYT'e girmem gerekiyormuş. Orada birisiyle tanıştım. Daha EYT'e girmedim ha. Dur, daha neler olacak. Orada, neyse uzun olur. Ne diyecektim zaten. Bak, kader ilahi istemedi. Sıfırladı. Allah. Sıfırladı. Tamam, müsaade efendim. Etmedi. Peki, devam ediyoruz. Menfi şeyleri bahsedelim. Acaba akıllarına güvenen akılsız filozoflar gibi. Aklımız bize yeter deyip sana ittibadan istinkaf mı ederler? Bu Zehre'ye ait yerler okuyorum. Akıllarına güvenen filozoflar gibi. Bu da ifrattı. Ne yaptı? Aklımız bize yeter deyip sana ittibadan istinkaf mı ederler? Sözler 386. Başka bir yer okuyorum. Sözler 477. Kendini görür. Yani bunlar hep güven duygusuna, ben olmaktan korkan ve utanan insanlar oluşuyor. Güven duygusu olmayınca kendi olmaktan utanıyor. Ne derler diye yaşamaya çalışıyor. Yani çok tuhaftır, bu tabiri yeni işte çıkarttık, birkaç derste söylüyorum. Kişi ben olmaktan utanıyor. Hep başkası olmak, öyle olmak, onun gibi giymek, onun gibi konuşmak, onun gibi yürümek. Üstad da diyor ki başkasının yürüyüşünü taklit ediyor. Kendi yürüyüşünü unuttu. Sonra ne oldu? Başkasının yürüyüşünü taklidinde yapamadı. Kendi yürüyüşünü de unuttu. Karaktersiz, kimliksiz ve kişiliksiz bir tip çıktı. İşte bu. İşte bu güven duygusu, kendi ben olmaktan utanmayanların ciddi bir özelliği, güven. Güveni kaybettin mi? Dima paramparça, kalp paramparça. Güven duygusu çok önemli. Psikolojik boyutunu anlatacağım, onun için kendimi sabrediyorum, tutuyorum. Çünkü ben biraz da psikoloji tarafım çok biraz güçlü. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. Bak, bu akış yap. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. Üçünü de zikretti. Hodendiş. İfrat, tefrit, vasat. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. Beğenmek, tamam mı? İfrattır. Kendini görür, tefrittir. Kendine güvenir, akıldır. Akıl, yani kendi akıllı hakim yapmak. İfrat bu. Ve hevai nefsini ilah edinir, ifrat modunda. Yani güven duygusunu kaybedenin güven duygusu ifrat moduna taşınırsa kendini bırakır, başkasını ilah edinir. Tefrit modunda ise kendisini ilah edinir. Önüne kendini koymuştur. Vasata gelebilmesi için, bundan kurtulmak için kendini temize çıkarmamak, kusursuzluğuna inanmamak. Yani vahye dayalı asıl müceddidine tabi olmak. İnsanın en çok güven duygusunu yanlış yollara koyan tarafımız ise akıl ve ilimdir. Güven duygumuza zarar veren akıl ve ilimdir. Sen hiç, iyi dinle buraya bak, benim izahım. Sen hiç psikolojisi bozuk, mutsuz, deli,
çocuk, hayvan gördün. Mutsuz, psikolojisi bozuk, bedbin, bitmiş, batsın bu dünya, yaşanmaz artık, hayat bu bitti falan diyen deli, çocuk, hayvan gördün. Niçin delil yaptın bunu? Peki bu saydıklarım kimdedir? Mutsuz, bedbin, ümitsiz, intihar eden hep akıllı insanlardır. Deliler intihar etmez, çocuklar intihar etmez, sığır intihar etmez. Hep zeki insanlar. O zaman hani bazısına itiraz edeceklerdi diye koydum kafasına bunu. Yani ilim kendine kendine ait ilmi, vahiy bağlı olmayan bir akıl. Vahiye bağlanmayan bir akıl, vahiy bağlı olmayan bir ilim intihar ettir. Çözemiyorum diye ediyor değil mi abi? Evet, çözemiyor. Mesela ölümü çözüm görmüş. Niye intihar ediyor adam? Çözüm görüyor yani o kadar korkunç bir sıkıntı alıyor ki. Bu akılla düşünüyor. Tabii bu akılla, bu aklı mutluluğuna çalışıyor. Bu akılla bunu mutlu edemezsiniz. Bu aklı yapana, bu aklı bağlarsanız vahye bağlı olur çözersiniz. Bu akılla, bu aklın mutluluğuna çalışırsanız zekisiniz. O zaman başınıza bela saldınız. Araba patanaj eder, patakta. Batak. Batakta patanaj ettikçe batar. Ama bu aklı yapana, bu aklı bağlamak akıllılıktır. Neden mi? Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı hangi akılla yapılmışsa bu aklı ona bağlamak akıllılıktır. O zaman çözüm orada işte. İşte onun için örnek verdim. Sen hiç delinin, çocuğun, hayvanın mutsuz, psikolojisi bozuk, intihar ettiğini gördün mü? Hep bak böyle deliler etmemiştir. Hep zekiler etmiştir. Çözümü kendisinde aramış. Vahide aramamış. Hayır. Hayvanın, çocuğun ve delinin mutsuzluğunu ben görmedim. Ama şu kendine güvenen, aklına ve ilmine itimat edip vahye bağlanmayan insanların hallerini görüyorsun. İnce Mesnevi Nuri 220. Güven duygusunu rayından çıkaran Emir Dabir 166'tan okuyorum. Güven duygusunu rayından çıkaran 1. Şan-ı şeref 2. Hot vuruştuk yani kendini beğendirmeye çalışan kendiyle övünen, kendisi kendisiyle övünen. 4. Karşı taraftan medihlerine muhatap olmak. Yani güven duygusunu sarsman, şan-ı şeref, hot vuruştuk, karşı taraftan medihlerine hoşlanmak. Bunlar güven duygusuna zarar veriyor. Firavunlaştırıyor çünkü insan. Kendisine güven ver. Yani vahiyden koparıyor. Onun için toprak atın diyor. İnsanlar yüzüne karşı methetmektense toprak at. Çünkü firavunlaşıyor adam. Sen var ya hocam. Bu ne kadar firavunlaşıyorsa firavunlaştıran da o kadar firavunlaşıyor. Çünkü İslam'da çalmak haram olduğu gibi çaldıran da haram işliyor. Niye çaldırdı, niye tedbir almadı? Yani firavunlaşan, durup dururken adam firavunlaşamaz. Birisi firavun, hocam traktör lastiğinin hava basar gibi. Hocam, artık göklere yerlere sığmaz oldum ya. Kendimi İsa zannettim, iyi ki Tanrı zannetmiyorum. İyi ki Tanrı ile ben de her gün sabah akşam konuşuyoruz, oturuyoruz, çay içiyoruz demiyor. Tovestor, Tanrı diyorum da artık bizimkisini demiyorum. Haşallah demiyorum. Tanrı ile, bekleyin ya yakında diyebilir. Tanrı ile masada oturduk, beraber çay içtik ya, sohbet ediyoruz. Bütün kainatın tasarrufunu bana verdi. Senin için ayakta tutuyorum. Demesin diyebilir biliyor musunuz? Tanrı bana der ki, senin için ben devam ettiriyorum bu kainatı. Muhammed için aleyhissalatü vesselam için yarattım ama devam sensin. Sen olmasan, ortadan kalksan, yani bu dünyanın kıyamet kopmaması için adam sağ olması gerekiyor. Aman dikkat et. Ne kadar firavunlaşmış insan, acayip bir şey ya. Bu firavun gene bir kavmine firavunluk yapmış. Bu adam dünyaya ya. Anlıyor musunuz boşuna mı ey münafık dediğim?
tamam. İsa olmadığı halde İsa'sını iddia eden. Ben Tanrı ile görüşüyor. Tanrı bana dedi ki, senin yüzün hürmetine devam ettiriyorum. Bu daha nasıl bir insan firavunlaşabilir ki? Daha nasıl firavunlaşabilir? İşte, peki o tabi olunca hep böyle sorunlu insanlar göreceksin. Hep sorunlu böyle. Psikoloji hepsi bozuk. O çizgiden hepsi. Nereden biliyorsun? Aha demiş çünkü işim bu benim. Niçin saydım? Çünkü bulunduğunuz, olduğunuz yeri sorgulanmasanız siz de sorgulanmayacaksınız. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, iyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Allah aşkına kötülerle beraber iken kendini nasıl iyi hissedeceksin? Adam şeriatı kale almıyor. Sen şeriatı ölçü yapma hassasiyetin olur mu? Böyle vicdaniyatın olur mu? Ondan sonra sokakta deseler ki, Hasan, buyur. Bak Edile-i Şeriye'de kitapta böyle diyor. Tamam, tamam biliyorum. Niye böyle yaptım biliyor musun? Hatta şöyle diyor. Hizmeti anlamamış. Hala 1400 sene önceki şeriat kanunlarındaki haram helal kavramına kalmış. Benim hocam ne diyorsa o. Şimdi artık yapılandırma başladı. 200 tane hüküm değişecek. Değişiyor. Ha o zamandı. Kadınların ırzları korunamıyordu. Örtü onun içindi. Namuslar nasıl korunacaktı? Ha şimdi toplum onu koruyor. Şimdi birbirine nasıl tecavüz edecek sokakta? Onun için örtüye gerek yok. Örtünün sebebi ırz içindir. Irzı korumak için. Hikaye anlatmıyorum ha. Şimdi bu yaygın. Bunu söylüyor. İlimle yapıyor abi. Tabii bunu cehaletle yapabilir mi? Deli yapabilir mi bunu? Sen şaşırdın değil mi? Nasıl bunu buldu diye. İşte niye böyle güven, yani dima niçin çökertti? Vahiy bağlı olmayan. İlk önce Allah'ın emirleri, illeti emri ilahidir. Hikmetini araştırsan artık. Niye bu haram? Allah emrettiği için. Bitti. Şeytan güveni nasıl kullandı? Nasıl? Şeytan ifrat modunda mı? İfrat. Şeytan ifrat. Kendisi ifrat modunda mı kullandı güveni? Evet, ifrat modunda. Cinli şeytanlar da yardım ediyor. Cinler de şey yapıyor. Eğer cinli şeytanlar da tefritle tahrik ediyor. Yok, şeytanın kendi psikolojisi açıkçası. Şeytan kendisi ifrat modunda. O hiç vasata gelmemiş. O niye intihar etmiyor mesela şeytan? Eline geçmiyor ki. İntihar kanunu yok onda. Kanunu yok. Yani atomda var bu intihar. Yani o da bir nimet Muhammed ümmetine böyle. Atomdan olmak. Ama intihar etmek sanki çözüm zannediyorsun. Sinekten kaçıp canavara gidiyoruz. Yani dünyevi küçük bir sıkıntıdan kaçayım derken cehennemin zımaraya doğru gidiyoruz. Mürtetliğe gidiyoruz. Zannediyor ki Allah bu dünyadaki musibetlere, dertlere, sıkıntılara iltifat ilahi diyor. İslam dininde. Allah'ın iltifat ilahisine dayanamıyorsun da azap dediğine nasıl dayanacaksın? Dua etmek, ibadetlerine dikkat etmek, düzgün arkadaşlar edinmek, güven duygusunu hem oluşturur, hem çapını genişlendirir. İlmi, güven duygusunun ilmi dersi son şeyim olsun. Ne kadar oldu bakayım. Bir saat olduğu için keseceğim. Son cümlem bu olsun. Yarın güven duygusunun psikolojik boyutunu yapacağız. Dua etmek, ibadetlerine dikkat etmek, düzgün arkadaşlarla beraber olmak güven duygunu oluşturur. Aynı zamanda güven duygusunun çapını dimadan vicdana, kalbe ve ruha kadar genişlendirir ve Allah'ı da içine alır. Allah'a müthiş bir güven olur. Azrail Aleyhisselam'a güven olur. Haşir meydanındaki hesap meleklerine güven olur. Kabire güven olur. Bir kere Allah'a güven olur. Yarın Allah'ın psikolojik boyutunu eğer sağsak yapacağız. Güven duygusunu psikolojik boyutu.
en büyük Müslümanların sorunu Allah'a karşı güvensiz oluşundan. Güven sorunu yaşıyorlar. Allah'a güvenmiyorlar Müslümanlar. Allah'a güvenmiyorlar, Allah'a iman edenler. Unuttuğundan dolayı mı güvenmiyor abi? Onu okuyup yarın anlayacağız. Çünkü hevai nefislerini Allah'a iman etti zannediyor. Oysa ilahahu hevahu nefislerini iman etmiştir. Namaz ve oruç tutmaları, kılmaları alışkanlık olduğunda. Küçüklükten beri tuttuğu için mesela asrın en büyük dört deccalından Mustafa Kemal bir. İsmet İnönü Maraşal. Maraşal namazlı ve Kur'anlıydı. Ama deccal. Dinsiz. O Selanik gizli komite var ya, komite. Usta diyor gizli komite, Selanik komitesi. Onun içindeki üç kişiden birisi ve gizli cinayet, siyasi komple cinayetler yapan ve deccala destek veren, kariyerini, yapısını, bütün gücünü deccalın hizmetine verip bu rejimin inşasına ve ihyasına sebep olduğu için deccal. Niçin bunu söylüyorum? Bak adam namaz kılıyor, Kur'an okuyor. Onun için feveylül lil musallin. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Hadiste de kişinin namazı sizi aldatmasın. Ya onun için peki niye kılıyor? Niye oruç tutuyor? Toplumda artık alışmış. Çoğu insan demeyeyim, bir kısım insan namazı alıştığı için kılıyor. Başka rahatsız oluyor psikolojik olarak kılmamak. Artık tiryakilik gibi olmuş. Adet olmuş. Anadolu'da bir kısım insanlar adetten giyiniyor. Geliyor İran'da adetten giyiniyor. Uçaktan inermez çırıçıplak. Öyle değil mi? Adet. Adet olmuş, örf olmuş namaz. Adet olmuş, örf olmuş oruç. Ben mesela istesem de orucu terk edemem ki. Adet olmuş. Ama imana dönüştürmüş. Ama imanın giderse adeten devam edersin. Örfen devam edersin. Çok acayip bir insan. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Temassalavat.